24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kahramanmaraş ve ilçelerinde farklı etkinlikler düzenlendi. Elbistan'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan program, İMKB Fen Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti. Burada konuşma yapan Kaymakam Tuncay Akboy'un öğretmenlerin gününü kutladı. Fedakarlığın yanında bir de bu sorumluluklar yerine getirildiği zaman inşallah bu dünyada değer bulduğu gibi ahirette de inşallah yaptıklarınız, bu emekleriniz inşallah sizlere güzellik olarak, bunlar mükafat olarak sizlere dönecektir. Yapılan konuşmaların ardından emekli olan öğretmenlere plaketleri takdim edildi. Program 75 stajyer öğretmenin asli devlet memurluğuna geçiş yemin metni okumasıyla son buldu. Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma. Elbistan'da Suriyeli öğretmenler de unutulmadı. Suriyeli çocuklar için kurulan geçici eğitim merkezinde görev yapan savaş mağduru Suriyeli öğretmenler için program düzenlendi. Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Suriyeli çocuklar için kurulan geçici eğitim merkezine görev yapan Suriyeli öğretmenleri ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Tekrar öğretmenlerinizin kutlu olsun. AK Parti İlçe Başkanı Yunus Kağan Kısaca ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt'ı makamında ziyaret ederek Bayazıt nezdinde bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladılar. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kağan Kısaca da Kadın Kolları Başkanı Emekli Öğretmen Aynur Elife Soydan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt'ı makamında ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladılar. Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Siz değerli yönetim kurulu üyelerine ben teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimiz adına Elbistan'da görev yapan. Milli Eğitim olarak bir hedefimiz var. Elbistan'ı eğitimde marka şehir yapma adına. AK Parti İlçe Başkanı Yunus Kağan Kısaca da Öğretmenler Günü'nü kutladı. Şu an milli eğitimimizin vermiş olduğu eğitim seviyesi özel okullarla yarışır durumda, hem fiziki anlamda hem de ilmi anlamda. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Afşin'de de tören düzenlendi. Afşin Hükümet Konağı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Afşin Fen Lisesi tarafından hazırlanan etkinliklerle Kaymakamlık Konferans Salonu'nda devam etti. Ne mutlu size ki Hadis-i Şerif'te tarif edilen, olunması istenen tüm vasıflara öğretmenlerimiz sahip. Sırat Köprüsü'nün üstünde mesleğinizi icra ediyorsunuz. Çok kutsal bir mesleğiniz var. Kutsallığıyla doğru orantılı bir o kadar da vebali var. Yoksun ilçesinde de Öğretmenler Günü bir dizi etkinlikle kutlandı. Dinimizin ilk emri olan oku, emri gereği. Oku varken okutan da vardır mutlaka. Sizler de o okumanın en önemli unsurlardan birisiniz.